Hello! Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevaş'ınız geldi. Hazırsanız gündemi değerlendireceğiz. Alınsın çaylar ve kahveler geçilsin en rahat koltuklara. Sevaş'ta hasbel başlıyor o zaman arkadaşlar. Dün aslında e, biraz ne derler, kendi anılarıma da dalınca e, bazı konuları işleyemedik. Dün aslında notlarımın arasında vardı. E, çok enteresan Emre Aşın. Eski eşi Yağmur Sarmıç'ın ilginç e, paylaşıları vardı. Sosyal medyasından e, son derece artık tükenmiş, bitmiş bir anne. Çocuklarıyla ilgili, eski eşiyle ilgili sıkıntılardan dolayı çökmüş, mahvolmuş bir kadın. Ölmek istediğini işte çocuklarına e, ayrı not bırakıyor. Yaşadıklarıyla ilgili açıklamaları var. Enteresan bir hikaye. E, zaman kalmadığı için 40 dakikayı da geçince arkadaşlar artık ee, sıkılıyorsunuz anlıyorum. İşleyememiştim. Negatif konulara da çok girmiyorum artık farkındaysanız. Çok böyle geren konulara. Ee, ya kadının ama bu kadın da çok hani ne derler şimdi bir şey söyleyeceğim. Üç tane çocuk e, o adamın gerçek yüzünün bilmiyorsunuz falan gibi açıklamaları var. Ee, i̇lk çocukta anlayamadın mı bunun gerçek yüzünü? Hadi ikinci çocukta. Hadi üçüncü çocukta. Bu kadar kötü bir adamda üç tane çocuk niye yapılır? Öyle değil mi? Enteresan bir hikayeleri var. Bakalım neler söylemiş ee, eski eşiyle ilgili e, eski futbolcu Emre Aşık ile uzun yıllardır boşanma velayet ve zina gibi davalarla gündeme gelen Yağmur Sanrıç sosyal medya hesabından ağlayarak yayınladığı videoda çocuklarının elinden alınmasını isyan ederek canına kıyacağını söyledi. Videoların e, ardından Sanrıç sessizliğe bürünürken Emre Aşık'tan da herhangi bir açıklama gelmedi. İntihar te teşebbüsünde bulunmuş ama başarılı olamamış zannedersem. Dayanacak gücüm kalmadı diyor. Zor günler geçirdiğini ve kendisiyle uğraşan insanlarla mücadele edemediğini söyleyen Yağmur Sandırıç Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi. Bu benim muhtemelen son videom olacak. Artık dayanacak ve savaşacak gücüm kalmadı. Onlar o kadar güçlüler ki benim Allah'tan başka kimsem yok. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Başıma ön... Onca şey geldi. Hiç kendimi öldürmeyi düşünmedim ama hiç umudum kalmadı. Beni hapse attırmak ve bitirmekle uğraşıyorlar, bitirmek istiyorlar demiş. Kendimi öldürmeye karar verdim. Ne yaparsam yapayım başaramadım. Çocuklarıma kavuşamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek derdim çocuklarımla mutlu olmaktı. Nasip değilmiş. E, haklı değil güçlü olan kazanıyor. Ben kaybettim. Tek üzüldüğüm şey çocuklarımı görememek olacak. Ben zaten bu dünyadan vazgeçtim. Ben bu dünya ben bu insanlarla da baş edemem. Kendimi öldürmeye karar verdim. Ay çok nasıl bir psikoloji psikoloji içerisindeyse bu dünyadan gitmeye karar verdim. Herkesi Allah'a şikayet edeceğim. Kendinize iyi bakın diye mesajlar paylaşmış. Evlatlarım Türk milletine emanet. O pisliğe bırakmayın diye de eklemiş ve devam etmiş. Ben öldükten sonra evlatlarım Türk halkına emanet. Evlatlarımı o pisliğe bırakmayın. Emre hiç göründüğü gibi biri değil. Çocuklarım ve her çocuklarım her şeye şahit. Ben öldükten sonra onları konuşturun. Her şeyi anlatacaklardır. Çok sağlıksız bir ortamdalar. Anneleri anneleriyle ilgili yapılan her plana şahitler psikolojileri çok bozuk. Ne yaparsam yapayım kurtaramadım çocuklarımı. Öyle bir şeytan ki bu kadar kötülükle baş edemedim. Özür dilerim sizden hoşça kalın demiş. Çocuklarına da veda etmiş. Çocuklar bakın bir şeyler söylemek istiyorum. Ya e şimdi hiç göründüğü gibi biri değil dediğim bir adamdan niye 3 tane çocuk yaptın? Burada sakışu da anlaşılmasın. Ee, emre Aşık'ın yaptıklarını onaylıyorum. Anlaşılmasın. Emre'ye göre dünyanın en kötü kadını bile olsa o kadın, kusura bakmasın çocuklarının anası, e, o çocuklara e, para verebilirsin, pul verebilirsin ama ana veremezsin. Kötü de olsa, yani kötü demiyorum, onun bakış açısıyla kötü bile olsa o çocukların o anaya ihtiyacı var ve daha çok küçükler. Ya gerçekten üzücü. Kadın adına da üzülüyorum. Yani nasıl bir çıkmazın içine içerisine düştüyse artık dünyadan vazgeçtim. Ölmek istiyorum. Baş edemiyorum da çok güçlüler. Beni işte hapse attırmak istiyorlar. Beni işte yok etmek istiyorlar. Gözlerini karartmışlar diyorlar. Güçlü olunca haklı olunmuyor aslında ama e, maalesef e, ekonomik gücü kim elinde bulunduruyorsa o birazcık daha e, kontrolü de elinde tutuyor böyle durumlarda. Yazık. Keşke böyle olmasa. Hiçbir ilişki. Gencecik bir kadın ne olursa olsun. Yani gözleri yaşlı, üç çocuk annesi. Yani e, keşke aralarındaki neyse paylaşamadıkları husumetleri, dertleri çocukları için müşterek bir uzlaşmada e, olabilseler. E, daha önce biliyorsunuz çok da masum değil. Kadının da işte Bilmiyoruz doğru mudur o da iddiaydı yani işte Emre Aşı öldürme planları yapıyor hatta katil matil tuttu gibi haberler de çıkmıştı. Yani çok uzun süredir süren bir velayet davası böyle bir gitmeli gelmeli sancılı bir süreçti artık çocuklar bile kocaman oldu. Yazık bakalım son olarak çocuklar için ne söylemiş. Çocuklar için de veda videosu çeken Yağmur Sanuç sözlerine şöyle devam etti. Canım oğluşum Erol'um seni çok seviyorum. Sen benden nefret ediyorsun. Belki ben ö... Ay yazık ya, ay insan da içi parçalanıyor. Belki ben e, ölünde benden e, utanmazsın. Umarım çok mutlu olursun. Seni ölünce de hep seveceğim. Güzel kızlarım, Elvin'im, Eslen'im, çiçeklerim sizi çok seviyorum. Bir gün yanınızda ben olmayacağım ama e, sizi gittiğim yerden bile çok seveceğim. Küçük kardeşinize, Evren'i, e, her şeyi e, yazık ya hiçbir şeyi farkında değil. Muhtemelen beni hiç hatırlamayacak, sizden ricam büyüdüğünde ona sahip çıkın falan gibi e, paylaşılarda bulunmuş. E, bu dünyada birlikte olamadık belki ahirette oluruz diye ağlaya ağlaya videolar çekti. E, ya üzücü, keşke bir kadın bu duruma gelmese. Yani e, işte bakın yanlış ilişkilerden... E, İstenmeyen sonuçlara ulaşıldığında arada aslında olan gene çocukları oluyor. Bak orada bir e, e, anasız kalacak çocuklar var. Ölmemiş yani böyle bir şey teşebbüste bulunmuş. Şu ana kadar yani şu ben video çektiğim dakikaya kadar öyle bir e, öldüğüne dair haber yayılmadı. Ama bir kadının bu duruma geliyor olması da korkunç. Yani aslında mücadeleyi bırakamazsın. Bunu yapamazsın çünkü çocukların için devam edeceksin. Sen bu dünyaya 3 tane çocuk getirdiysen, senin bu dünyadan e, gitme gibi bir lüksün, bunu kararını kendi verme lüksün olamaz diye düşünüyorum. Çünkü o çocukları annesiz bırakmaya hakkın olamaz. Sabredeceksin, bu da benim imtihanım diyeceksin. Hiç ummadığın anda, ummadığın ışık hüzmeleri hayatına girebilir. Bunu e, hanımefendi için söylüyorum. Yani... E, hayat sürprizlerle dolu. Hayat bazen bitti dediğin yerden başlar. Bazen bittiğini sandığın yerden filizlenir. Bazen dibi görmek de bir kaldıraçtır. O dibi göreceksin ki çıkabilesin. Onun için çocukların için, çocuklarının geleceği için, onların psikolojileri için, sağlıkları için öyle bir travma yaşatmaya da hakkın yok. Böyle bir kendine final hazırladığında o çocukların ne düşüneceğini, ne hissedeceğini de planlamak zorundasın. Yani Bence artık senin beynin dört kişilik çalışmak zorunda. Yani üç tane evladın içinde yani tek kişilik bir beyinle düşünemezsin artık. Yani empati yapıp onların e, açısından da düşünmek zorundasın. Ha, o yüzden e, bu kararları alırken B e, herkese söylüyorum bunu. Hayat bitti dediğiniz yerden başlar. Ve yeniden başlar. Ve inanın buna bittiğini zannettiğiniz anda şöyle bir durup ben yola devam etmek istiyorum deyin. Yani o an tekrar yola devam etmek istediğinizi söyleyin. Kendinize, evrene, dünyaya haykırın bunu. Emin olun farklı farklı yollar açılacak. Farklı farklı imkanlar açılacak. Hiç karamsar düşünmeyin. Yani yalnız değilsiniz. Siz sadece bir et bedenden ibaret değilsiniz. Yani böyle düşünmeyin. Bu kadar da aciz ve güçsüz değilsiniz. O et bedeni çalıştıran, o et bedenin ötesinde çok güçlü varlıklarız insanoğlu olarak. Yani o yüzden em, en dibi gördüğümüz anlarda onun aslında e, canımızı acıtarak, e, canımızı yakarak bir şeyleri öğretmeye çalışan bir öğretici, bir deneyim olduğunu anladığımız anda e, emin olun farklı başlangıçlara farklı güzel şeylere imza atabiliriz. Onun için pes etmemen lazım. Bu da senin imtihanın. Bu adam senin imtihanın. O çocuklarla paylaşman, o, o ızdırap, acı, her ne kadar canını yaksa da aslında büyük kazanımların, büyük tecrübelerin. O yüzden umut ediyorum bu saatten sonra çocukların için savaşmaya devam edersin. Umarım bu videoyu izlersin. Çünkü Deniz Akkaya'yla o kavgalı süreçlerinde de benim Deniz Akka ile ilgili yorumlarımdan bahsetmişti. İşte o çok haklı, çok doğru söylüyor falan diye benden bahsetmişti. Hatta beni birazcık da yermişti. Hiç önemli değil. Beni sevmesi sevmemesi hiç önemli değil. Bir insan olarak bir tavsiyede bulunuyorum. Hayat hiçbir zaman bitmez. Sen bu bedende bitirirsin bu hikaye yarım kalırsa başka bedende bu alman gereken dersleri misliyle almaya yani bu ne gibi biliyor musunuz? Kaldığın dersten tekrar imtihana girmek zorundasın. Onun için o dersi o imtihanı doğru vermek yerine sınıftan çıkmak, yarıda bırakmak, küstüm oynamıyorum demek doğru bir davranış değil. Hayatı bir tiyatro sahnesi gibi düşünün. En zorlu rolü, karakteri size vermişler. Üstesinden gelebilirsiniz. Üstesinden gelebileceğiniz için vermişler. Hiçbirimiz yalnız istediğimiz kadar kendi beden yalnız hissedebilir. Aslında yalnız değiliz. Bütünün çok değerli parçalarıyız ve en güçsüz an, anınızda bunu kendinize haykırın. En dibi gördüğünüzde ya da en umutsuz olduğunuz anlarda ben çok güçlüyüm. Bunu aşabilirim dediğinizde farklı farklı sizin kendi içinizdeki güç ortaya çıkacak. Sadece bunu hissetmeniz ve Söylemeniz yeterli inan buna çok üzüldüm ben bu kadına neyse bu haberi okurken o videosunu izlerken diyorum ya her şeyin içine giriyorum empatiyle bakıyorum ve çok üzülüyorum ama anne olmak ve baba olmak kolay değil bence sen de o adamı şekillendireceksin o çocukların annesi olarak o beğenmediğin adamı kötü dediğin adamı. Onu da sen şekillendireceksin. Bu da senin görevin demek ki. Onu da normal bir seviyeye çekeceksin o çocukların babası olabilmesi adına. Hiç kimse mutlak kötü de değildir, hiç kimse mutlak iyi de değildir. Hepimizin içinde karanlık ve aydınlık yanlarımızı gitgelleriyle yaşarız. İşte onu dengede tutmak mesele. Yani o gitgelleri hepimiz yaşarız. Hiçbirimiz melek de değiliz, şeytan da değiliz. Ama bir denge kurduğumuz zaman o denge insanoğluna iyi geliyor arkadaşlar. Ee, öte taraftan da o adam da eğer bu kadını bu raddeye getirip bir öz eleştiri yapamıyorsa hadi kadın olarak düşünmesin çocukların annesi olarak görsün. Yani öyle bakmak zorundasın. Eminim birçok şey yaşamışlardır birbirlerini kırmışlardır törpülemişlerdir acıtmışlardır. Ama bu o çocukların ...anne babaları olduğu gerçeğini değiştirmez. Eğer gerçekten seviyorsanız çocuklarınıza... ...birbirinizi e, intikam duygusu duygusuyla yaralamanın... ...onlara hiçbir faydası olamaz. Onun için kötü bile olsa onların o, o, o kadın annesi o çocukların. Hiç kimse de o, o kadın gibi o çocuklara annelik yapamaz. Onun için e, senin gönlünü hoş tutacak sevgililerin... ...o çocukların annesi olamaz. Mümkünse... Ee, uzlaşmak zorundasınız. Bunu yapacaksınız. Bunu başardığınızda bence çok da büyük bir aydınlanma da yaşayacaksınız. Çok üzüldüm bu kadın adına. Gerçekten. Emre Ağaşa çok iş düşüyor. Allah bazen insanları parayla sınar. Bazen insanları güçle sınar. Kontrol edemediğin güç, kontrol edemediğin para, zulmettiğin ya da e, kibre düştüğün anda o senin Zehrine dönüşür. Seni kendi kendini zehirlemiş olursun. O yüzden silkinin ne yapıyorum deyini ya. Yazık bu kadın ölmeyi düşünecek kadar kısa ya. Ne zannediyorsun? Bakın hiç işte kimseye kalmadı. Sultan kalsa sultan Süleyman'a kalırdı. Yani ne zenginler geldi geçti, ne güzeller geldi geçti, ne güzellik kalıyor, ne zenginlik kalıyor. Hepsi burada. Onun için e, bu kadar. E, ne derler? kırpalamaya da birbirini gerek yok diye düşünüyorum. Allah yardımcısı olsun her ikisinin de. Emre Aşık'ın Yağmur Hanım'ın da Allah yardımcıları olsun çocukları için inşallah bir müşterekte buluşur anlaşırlar. Çok isterim ve biz de buradan barışmışlar, iyiler, çocukları için daha farklı yöntemler deneyecek diye konuşuruz. Evet Ferdi Tayfur, Ferdi Tayfur'la ilgili haberler de enteresan. Yani ben Ferdi Tayfur'u anlıyorum diyebilirim. Çünkü gerçekten onun da kızı çok da ruh halinin iyi olduğunu, sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Seçimleri ve davranışlarından dolayı. Herkesin kendi hayatı. Yargılamak için söylemiyoruz ama e, babanın içinden artık tutamıyor. Öyle sözler çıkıyor ki babadan çıkan sözler yani ee, diyorsun ki burada bir problem var. Neden bırakıp kaçtığımı anladınız mı diye bir paylaşıda bulunmuş. Zannedersem sosyal medyasından Ferdi e, Tayfur. Neden bırakıp kaçtığımı anladınız mı diye. Çünkü kızını görüyor zırt daha bir adamla olaylı bir şekildeyken daha ne ara buldun öbürünü hemen. Daha adamdan öbürüyle olayın bitmemiş böyle kavga kıyametlerin dururken hemen öte yandan yani ee, ne derler çetrefilli bir ilişki ağı'nın içerisinde pek aile sıcak bakmıyor falan dediler. Ee, bakın neler nasıl gelişmeler olmuş o cephede. Eski eşi Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı Muhammed Aydın'ın verdiği röportaj sonrası. Bir röportaj verdiler, dükkan açılışı yaptılar, onu yaptılar, bunu yaptılar. Ferdi Tayfur sosyal medya hesabına bir paylaşımda bulundu. Muhammed Aydın ile tanıştıktan kısa bir... So Süre sonra nikah masasına oturan ve ikinci çocuğuna 7 aylık hamile olan Tuğçe Tayfur evlendikten sonra babasıyla sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Ee, sanatçının Instagram hesabından zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı mesajını paylaştı. Ateş püskürdü tabii ki Tuğçe Tayfur da asistanının e, bunları yazdığını, babasının böyle düşünmediğini, böyle e, yazmadığını söyledi. Ee, tu ki babası doğruladı ben yazdım dedi. Daha ne desin adam yani. Onun telefonuyla yazdım ben paylaştım falan bakalım ne demiş. Tuğçe Tayfur ise e, ismini vermeden babasının danışmanı Şirin e, Gözalıcı'ya hedef aldı. Tuğçe Tayfur mesajı babasının değil yardımcısı Şirin Gözalıcı'nın yazdığını söylese de gerçek ortaya çıktı. Kim ne yaparsa kendine yapar demiş Ferdi Tayfur. Berdi Tayfur paylaştığı videoda mesajın kendisine ait olduğunu söyleyip kim ne yaparsa kendine yapar açıklamasında bulundu. Adamı artık delirtmişler yani orada diye getirmişler. Yani ben de kızım, evladım hata üstüne hata yapıyorsa, ölümcül hatalar yapıyorsa bir deliririm yani bir müşteriye çekemiyorsam, anlaşamıyorsam zor işler çünkü. Tuğçe Tayfur ise paylaşımın altına e, işte sen Şirin Hanıma demişsin ki kim ne yapar kendine yapar. Yaz, o yazmış anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi. Neyse, e, atamızla laf dalaşına girecek değilim. Annem bana çok güzel edep ve saygı öğretti. Benim muhatapım bu konuda sen değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. İnsan haddini ve yerini bilecek. Bilmiyorsa da öğreneceği e, öğreteceğiz ona demiş. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim istediği kadar video çeksin, istediği kadar arkamdan insanlara o bizim ailemizden değil desin. E, ona çok şey öğreteceğim. Daha demiş kızda Fettan. Yani e, kızının nikahına katılmadı Ferdi Tayfur. Biliyorsunuz e, aslında e, anlayana çok mesajlar gönderiyor Ferdi Tayfur. Çünkü kızının gittiği yolun yol olmadığını tecrübeli bir görmüşlük geçirmişlik hikayesi olan bir adam olarak biliyor. Çünkü bir kadın e, hayatını erkeklerin üzerine kurarsa hep sükutu hayale uğramaya mecbur hanımlar özellikle sesleniyorum. E, ili, yani hayatınızı bir erkeğin üzerine kurmayın, inşa etmeyin. Çünkü e, eğer tüm hayatınızı bir erkeğin üzerine inşa ederseniz yarın e, çekip gittiğinde bir enkaza dönüşüyorsunuz. O yüzden... Ee, hayatınızda idolleriniz, hedefleriniz, hayalleriniz bak kadın mesleğini bıraktı bir anda. Böyle bir, 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 bir tuhaf tuhaf hallere büründü, bir kapandı, bir açıldı, bir bilmem işte tesettürlüyüm dedi. Olabilir herkesin dünya görüşü, herkes e, istediği gibi giyinmekte de özgür, kapanır, açılır. Tartışma mevzusu o değil. Ama bir kişiliği oturmadı kadının. Yani çok güzel bir sesi var, çok yetenekli aslında çok güzel, zara kadar da başarılı bir şarkıcı olabilecekken arkasında babası gibi de bir ne bileyim çınar varken, böyle bocalaması, saçma saçma. Sen ne işin var butikle butikle? Yani e, kendini e, işte ne diyorum koca üzerine bir e, hayat inşa etmeye çalışırsa saçma sapan hareketler içerisine giriyor. Baba da bunun farkında, bunun bilicin, bilincinde demek ki değiştiremiyor da bir takım şeyleri ve böyle cümleler artık içinden fışkırıyor. Tutamıyor kendini. İnsan bir yerden sonra Tutamadığı zaman da içini dökmek istiyor. E Kamuya mal olmuş sanatçılar. Ferdi Tayfur dediğiniz adam milyonlarca hayranı olan, milyonlarca bir dönem kitleleri arkasından koşturmuş, e, filmler çekmiş, şarkılar yapmış, kendince büyük başarıları imza atmış birisi. Yani gerçekten insanın e, bu kadar başarılı aileye sahip olup da böyle başarısız bir kariyer inşa ediyor olması artık Düşünsenize sana altın tepside e, olanaklar sunulmuş. Sen ondan ona ondan ona ondan bir çocuk bundan bir çocuk yarın bu adamdan da ayrıl başkasından da bir şey olmaz. Hayat böyle inşa edilmez ve bizi de ilgilendirmez. Babasının selzenişlerinden dolayı bunları konuşuyoruz. Ne acizane kişisel fikirlerimizi söylüyoruz çünkü artık gazetelerde okuduğumuz haberden bahsediyoruz. Evinde oturan birinin hayatını konuşmuyoruz. Yanlışta anlaşılmasın ama ben hep ne diyorum <laughs> bu kızın diyorum hiç bana böyle bir şey geliyor bu yani şirazeden çıkmış artık babası da isyan ediyor. O yüzden e, onun bağlamında bir hikayeden bahsederken bütün hanımlara sesleniyor özellikle özellikle genç hanımlara erkekler üzerine inşa etmeyin hayatınızı geleceğinizi. Tabii ki sevgiliniz olur. Herkesin yerinin konumunu iyi belirlemesi lazım. Hayatınızda bir erkeğin olması tabii ki güzel hayatı ortak paylaşmak, bir takım ortak paydaşlarda buluşmak tabii ki güzel ama bunun bir gün bozulabileceğinin de bir kenarda aklınızın, kulağınızın bir köşesinde durması gerekiyor. O yüzden çalışıyorsan işini bırakmayacaksın, mesleğini bırakmayacaksın. Ne bileyim e, evladını işini yapacaksan bile kendi kariyerini, konumunu kendine göre ayarlayacaksın. Yani adam istedi diye hamile kalmayacaksın, adam istedi diye işini bırakmayacaksın, adam istedi diye oydu buydu. Ondan sonra dönüp bakıyorsun bir ömür feda ettiğin zaman da işte doluyorsun, birikiyorsun, patlıyorsun bir yerlerden. Ne oldu mesleğini bıraktı. Demet Şener falan. Bak şimdi nafaka davalarıyla birbirinin gözünü oyacak hali. Ne oldu o büyük aşka? Yani kimler kimler aldatılmadı ki? Kadınlarda da şöyle bir ego oluşuyor. Kendilerini vazgeçilmez zannet. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Hiç kimse zannetmesin yeri doldurulamaz. Yerine daha bir başkası. Yani bir erkek güzel sözler söyleyince, ne bileyim komplimanlar yapınca, sen şöylesin, senden başkası yok, senden başkasına ölürüm deyince öyle kalacak mı zannediyorsunuz? Aynısını o heyecanı, duyguyu yitirdiğinde bir başkasına da söyleyecek. Onun için yani bunu anlamak için de anlatırken kolay da ne bir laf vardır ya. Yaşamadan da olmuyor biliyor musunuz? Ben bu düşünce yapısına gelmek için birçok da hata yaptım hayatımın içerisinde. Ama sonra geçmişe bir bakıyorum ya ne, ne gereksizmiş diyorum. Allah'ım diyorum nasıl ne aptalmışım, ne gereksiz şeylere takılıp kalmışım, saçma sapan şeyler yapmışım. Ama o saçma sapan şeyleri yapmasaydım bugünkü ben olmayacaktı. Onlar bana bir öğretmendi, bir deneyimdi. Tecrübelendim diye düşünüyorum ve şimdi bu tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Hayatınız erkekler üzerine inşa etmeyin. Hiç çok kadın bunu yapıyor. Yapmayın kardeşim. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Bugün senin için ölüyorum diyen adam yarın bir başkasına da ölüyorum diyecek. Bunu kafanızın bir köşesine hanımlar kazıyın. Bu hayatın, doğanın Kimse kimseye baki değil. Bedenin bile sana baki değil ya. Bir gün bırakıp gidiyorsun. Ney sana kalıyor ki adam kalsın? Güzelliğin kalmıyor. Ee, gençliğin kalmıyor. Hiçbir şeyin kalmıyor. Malın mülkün kalmıyor. Bırakıp hepsini gidiyorsun. Adamı da bırakıp gidiyorsun. Veya o seni bırakıp gidiyor. Ölüyoruz neticede yani. Onun için hep bir istetmede acabaların, küpelerin olacak kulağının bir kenarında diye düşünenlerdenim. Bu can sıkıcı konulardan da çıkmak istiyorum. Dün biliyorsunuz Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar olayına daha de değineyim. Yine bir yorum gelmiş. Çok büyük kafa imza attın diyor. Kız ne dedim? Ne kafa imza attım ayol? Yani kendi fikrimi ve düşüncemi söylüyorum ki girdiği bütün seçimde de Kılıçdaroğlu ben desteklemiş biri olarak söylüyorum. Bak ben hiç yalan söylemem. Yaptım yaptım yapmadım yapmadım. O dönem konjüktür. Ya o Tamam kendince başarıları da olmuş olabilir. Ben Kılıçdaroğlu için kötü bir şey söylemedim. Uğur Dündar'ın söylediğinde de bir yanlış yoktu aslında. Diretmeyecekti kardeşim işte bak bugün demek ki Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olabilecekken o riskli olaya kalkıştı. Da bunu neyini savunuyorsunuz ben anlamadım ya. Enteresan bir bakış açısı var. Bunu da artık görüp takdir etmesi lazım. Ki Kılıçdaroğlu da bunlar başarısız olsun da belediyeleri de kaybetsin de ben yeniden partinin başına geçeyim diye bekler bir, bir pozisyondaydı. Hayal kırıklığı yaşadı. Şimdi Hıncı'nın Uğur Dündar'dan alıyor. Hiç kusura bakmasınlar. Bakın ben Kılıçdaroğlu'na her girdiği seçimde oy vermiş biri olarak söylüyorum. Başarısız oldu. Yani tamam çok iyi insan olabilir. Çok e, siyasette e, bilgili olabilir ama bir takım konular maalesef Türk toplumunda gitmiyor. Biz sevmiyoruz. E, ne derler? Liderlik vasfı olan, yönetici ruhu olan insanları istiyoruz, tercih ediyoruz. Yani e toplumda karşılığın yoksa da diretmenin manası yok bakın 20 senedir 25 senedir aynı iktidarla yola devam etmemizin nedenlerinden birisi de Kılıçdaroğlu. Çünkü kabul edin ya da etmeyin adam gider gitmez girler ilk seçimde bakın %38'e çıktı. Yani bu eleştirilmeyecek de ne eleştirilecek? Tabii ki bunlar eleştirilecek ve konuşulacak. Yani eleştiren de tırvıvı bir adam değil ki Türkiye'nin e, o 50 yıllık gazeteci olarak bir takım şeyleri gözlemlemiş bir insan bir e fikir beyanında bulunmuş. Ona şimdi saldırıyor olmasını ben algılayamıyorum. Doğru da bulmuyorum. Bana dedim okudum ben Uğur Dündar'ın da... E söylemlerini okudum. Hatta Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevap mektubunu da okudum. Hepsini okudum canım. Bir de bana sen bir oku da bir dinle de. Kızım ben burada bir şey okuyorsa konuşuyorsam tarafları dinlemeden bir fikir beyanında bulunabilir miyim? Ne, ne konuda e, dinlemeden sadece başlıklar üzerinden mi konuşuyorum zannediyorsunuz? Radar gibi beyin var bende. Çatır 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 tarıyorum böyle. Oturduğum yerde uykumda bile kafamda tarıyor. Sen ne zaman kompütör gibi kadınım. Ha doğrudur yanlıştır bir analizde bulunuyorum. O dinlediklerimden o, o paylaşılardan bir analitik beyni de sahip olduğumu düşünüyorum. Onların söylemlerinden diyorum ki ha burada bu doğru düşünüyor, bu hatalı düşünüyor diye bir fikre e, ulaşıyorum ve o fikri de sizlerle burada paylaşıyorum. Gaf ne gafı ya? Kılıçdaroğlu başardı da biz neyine kötü mü dedi? Ben gene kötü demedim. Bir şey de söylemedim. Zaten söyledim ben burada Uğur Dündar'ı haklı buldum kardeşim. Hala da lafımın arkasındayım. Uğur Dündar'ın söylediklerinin altına imzamı atarım kardeşim. Kötü bir şey söylemedi adam. Şimdi onun geçmiş defterlerini dökmek yok 28 Şubat'lara girmek oraya girmek buraya hiç gereksiz şeylere konu ya yani bir ya birbirimizi yaralamanın üzmenin manası yok. Ben bunu bakın CHP için de söylüyorum bütün partiler için söylüyorum. Hiç kimse 20 sene 25 sene kalmamalı kardeşim. Bu Ekrem İmamoğlu da kalmamalı. O da gelirse bir iki kere işini yapıp gitsin bu, bu dünyada böyle kardeşim. Demokrasilerde böyle o zaman sultanlıktan ne farkı var 30 sene bir insan aynı yerde oturduktan sonra. Bakın ben son derece objektif bakıyorum. Ben ne CHP ne AK Parti. Kimse artık yani yarın partilerin de ismi değişebilir. Kimse 30 sene bir yerde kalmasın kardeşim. Bakın patır patır bir kere hadi vaktiniz çok iyiydi. iki kere olsun ama üçüncü şansı vermeyin kardeşim. Bir değiştirin. Bir görün ne yapmış ne yapılmamış gelen bir çek etsin. Yani medeni toplumlar böyle davranır kardeşim. Niye Amerika'da üç kere aynı başkanı görmüyorsunuz? En fazla iki kere kalabiliyorlar. Bu zaten yasalarda da var ama bırakın uygulansın ya. Aman yok erken seçime gidelim öyle olsun böyle olsun. Ee, yok o olmadıydı bu olmadıydı diyerek bakın sadece ben Cumhurbaşkanlığı için söylemiyorum. Belediye Başkanlığı için de. Güç zehirliyor insanları. Bizim genetiğimiz, kolumuz e, ilgi, sevgi her şeyin fazlasını hazmedemiyoruz insanoğlu olarak. Yani ben seçilenlere de kızmıyorum. Güç zehirlenmesi yaşıyorlar. En ufağından bir belediye başkanı bile ya. 40 tane korumayla gezmeye başlıyor ikinci başkan seçildikten sonra, üçüncü başkan olduktan sonra. Hani buna mahal vermemek lazım. Vallahi medeni toplumlar e, kusura bakmayın ama medeni yaşamı nasıl kurmuşlar biliyor musunuz? Kafalarını kullanarak, akıllarını kullanarak yani duygularının istismar edilmesine izin vermemişler. Siz de duygularınızın yandaşlıkla ya da ne bileyim milli hassasiyetlerinizle oynayarak, kurcalayarak sizin manipüle etmelerinizi, oy devşirmelerine izin vermeyin. Dün partinin kurulmasına karşı çıkan Bahçeli bugün çıkmış e, Meral Akşener partisinin başında kalsın diyor. <laughs> ya bunu ya aptal olmak lazım. Ya CHP 15 milletvekili vermesi, meclise giremiyordu. da. Terörist diyor, kadının kapısına mermi koyuyorlardı, kurşunluyorlardı seçilmesin diye. Şimdi kad kadın gitmesin diye. Ya bakar mısınız siyasetin kirli oyunlarına? İşte bu kirli oyunlar... Yani siz bakmayın vatan, millet, Sakarya edebiyatı yapıyorlar. İçimizde 13 milyon Suriyeli doğmuş. Yabancı doğmuş. Bu nasıl vatan, millet, Sakarya edebiyatı? Hiç sorgulamıyorsunuz. En çok da ona kızıyorum. İçim acıyor benim bu kadar yabancı. Ya siz nasıl Türk kanı taşıyorsunuz? Bu kadar Hö -hö! diye yabancı içimize sokulur mu? Kusana kadar yabancı doldu içimiz. Ve hala da diyorlar ki savunuyorlar. Biz işte gerekirse 40 milyar dolar da harcarız. 50 milyar dolar da harcarız. Gideceklerse de göndermeyiz. Ya gitsinler ülkelerine. Kardeşim hiçbir ülke kaldırmaz. Bir ülke büyüklüğünde neredeyse Suriye nüfusunun yarısını içimize aldık. Bu bizim e, siz zannediyorsunuz ki yöneticilere hiçbir şey olmaz. Onlar sırça köşklerinde otururlar. VIP kapılarından uçakla dünyanın istedikleri yerlerine giderler, gelirler. Olan gariban olur. Olan işte dar gelirli ya, emekliye e, sen e, eti bin liraya yersin. Aslında bu mü, müstahak bu toplumda. Ya yani siz eti 50 bin liraya yemeniz lazım. E, ekmeği falan 50 lira olması lazım. 3 bin, 5 bin, lira olması lazım etin Akıllanmıyoruz çünkü. Layık görmüyorsunuz. Kendinize e, yüksek standartlarda yaşamayı layık görmüyorsunuz. Önce kendinize layık görün ya. Ne münasebet ya bu topraklarda doğmuş insanların e, eskiden kuyruk vardı, kuyruk vardı. Bakın şimdi insanlar MR çektirmek için bir sene bekliyor. Düşünsene kan öldün. Paran da yoksa öldün yani. Hastaneler, binaların olması demek ee, sen yolların olması demek kullanamadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmez. Onun için bunları sorgulayın. Sorgulamazsanız da sizin adına birileri sorgularsa işte cahillerin ferasetine güveniyoruz falan gibi insanlar çıkar. Zaten artık farkında değilsiniz ama gençlerimizi eğittik ve artık eğitimli bir genç e, nesilimiz var. Bize cahil lazımdı. Onu da yurt dışından ithal ettik. İşte yok Suriye'dir, yok Afrika'dan, yok oradan buradan cahil bir nüfus ithal ettik. Çünkü eğitimlerimizle baş edemediler. Artık cahilleri doldurdular ülke ama bunun bedelini ağır ödeyecek bu ülke. Hiç yöneticilere de bir şey olmayacak. Anladınız mı onların? Çünkü e, yeşil pasaportlarıyla dünyanın her yerine gidebilecekler. Ama doğru düzgün çantasında pasaportu olmayan vatandaş işte onlar bu gerçekle yüzleşecek. Maalesef ama işte bunu bir kesim algılamakta. Ya yani nasıl savunursun ya? 13 milyon yabancıyı nasıl savunur? Bana biri bunu bir izah etsin ya. Bu kadar yabancıyı bir insan nasıl savunur? Bu kadar yabancının içimizde olmasını bir insan nasıl savunur? Bunun nasıl bir mantığı olabilir? Yok ama işte bir kesim e, ısrarla anlamak istemiyor. Anlamıyorsa o zaman kirayı 50 bin liraya ödeyecek. E, işte ne tatile gidecek ne işte rahat rahat gıdasını alabilecek. Böyle işte ikinci, üçüncü sınıf kendi ülkende vatandaş gibi yaşayacaksın. Maalesef hak ediyoruz. Hak ettiğimiz gibi de yaşıyoruz diye düşünüyorum ne çok üzülüyorum. Valla ben bu topraklarda doğdum, bu topraklarda öleceğim. Ee, i̇sterim ki ülkemdeki insanlar en iyi standartlarda yaşasın. En iyi standartlarda yaşayabilmesi için yıllarca uğraşıp eğitimli bir nesil oluşturduk. Ama, ama biz bu eğitimli neslin içerisine bir o kadar da eğitimsiz insanı dışarıdan aldık hiç sorgulamadan. Hırlı mı, hırsız mı? Doldurduk işte her gün TikTok'larda görüyorsunuz. İçim ee, içim acıyor. Meydanlara gidin, bir görün, bir Taksim'e çıkın, bir ne bileyim Eminönü'ne gidin, oraya gidin, Ayasofya'ya gidin. Ee, Türkçe konuşan insan bulamazsınız. Peçeli çocuklar görüyoruz. Bu bizim kültürümüzde yok kardeşim. Yani ben kabul etmiyorum böyle din kardeşlik falan. Ee, küçücük çocuklarda peçeli meçeli. Ben içim acıyor bunları görünce ama işte e, maalesef bir Arap seviciliği de var. Bakalım nasıl bir bedel ödeyecek bizden sonraki nesiller. Hep birlikte eğer yaşarsak Allah ömür verirse göreceğiz. Kafanız dağılsın. Danla Bilic. Çok enteresan estetik sorusuna. Aslında çok güzel bir çocukluğum vardı. Annem çocukken çok güzeldi. Sonra ne olduysa oldu diyor. Esprili bir dille. İşte ben yediğimden mi içtiğimden mi sonra bir bozulduydum. Estetik alanına bir girdim. O bozulmayı da öyle toparladım, düzelttim demiş. Esprili bir dille. Güzel bir çocukluğum vardı. Ergenleşince bir çirkinleştim. Aileme dedim ki işte o güzel çocukluğuma döndüm diye. Esprili bir dille estetiği anlatmış ama... Zayıflamış tabii ki ergenlik döneminde e, sivilceli kilolu halleri insanın gidip taşlar yerine oturunca e, kendini de bulunca keşfedince küçük minik dokunuşlarla da güzelleşiyorsun. Ama e, bunu tiye alabilmesi de güzel yani bunu eğlenceli hale getirmesi kompleks edilmemesi bazıları e, küfür etsem daha iyi de estetiğin var mı diye sorunca hemen bir hayır doğalım hayır güzelim. <laughs> <laughs> Böyle olanlar da var Danlabil için bu durumla dalga geçiyor Olması güzel Defne Samyeli'ye sormuşlar Tight olayına ne diyorsun kilolu kadınlar tight giysin mi giymesin mi O da e Çok ayıp buluyorum demiş Yani insan ne istiyorsa onu giyebilir Zaten güzel fiziği olan insanlar da Etrafındakilerin ne giydiğine bakmaz demiş Bakalım derleyip toplayıp Haberi sizlerle paylaşayım sonra kendi yorumuma geçeceğim çok ayıp buluyorum. İnsanlar kimin ne giyip giymeyeceğini, haddini, kendini nasıl buluyorlar ki? İnsanların ne giyip giymeyeceğindeki haddi kendilerinde nasıl buluyorlar ki demiş. Başkaları üzerindeki yargıları tamamen kendileriyle alakalı. Kendini yargılamayan bir insan başkalarının ne taytla uğraşır, ne kilosu, kilosuyla. Karşısındaki kişiyi sadece birey olarak düşünür, gözlemler. Herkes kendine ne yakıştırırsa onu giyer. Bunlarla ilgili fikir üretmek sadece birilerinin bakış açısı olur. O da onlar hakkında çok şey anlatır. İşte tribünlere oynamış, kameralara oynamış, e, aynı güzel konuştu desinler diye söylemiş. Tabii ki herkes ne isterse onu giyecek. Ama doğru giyinmeyi bilen birilerinin de tavsiyede bulunması da bence hiç fena fikir olmaz diye düşünüyorum. Yani e, bazen insan her şeyi bilemez. Ama öğrenebilir, zaman içerisinde kendini geliştirebilir kendini keşfettikçe kusurlarını kapamayı, güzel yönlerini aydınlatmayı, daha parlatmayı öğrenmeli insanlar. Yani bunu da ancak bilen birilerinden, anlayan birilerinden öğrenebiliriz. Tabii ki insanları kırmak, incitmek amacıyla söylenmez. Ama yakışmıyorsa da. Tatlı bir dille yakışanı yapması gerektiğini söylersin ama gene kendi tercihini uygulamak istiyorsa uygular tabii ki herkes özgür. Bu tribünlere oynamayı da böyle polyanacı olup ay öyle olsun böyle olsun aslında öyle düşünmeyip de böyle e, düşünenleri de sevmiyorum. Tamam e, herkesin hayatına karışmadan müdahale etmeden herkes dilediği gibi özgür yaşasın ama bir takım şeylerde bir eksiklik, yanlışlık varsa da kırmadan, incitmeden söyleyebilmek de gerektiğini düşünenlerdenim. Ben isterim yani bir, bir bana bazen hoşuma bile gidiyor. İşte şu şuran şöyle olmuş, buran böyle olmuş. Anlıyorum onu da zaten insan da hissediyor. Kimin neyi ne niyetle söylediğini. O kadar aydınlatıcı, ay çok dikkatli izleyicilerim var. Bir tanesiyle çok beter. Ee, işte orada bir beyaz kolye olsa şöyle olurdu, burada şöyle bir olsa böyle olurdu. Bazen aynı güzel fikir hakikaten de haklı diyorum bakıyorum. Orada bir şey eksikmiş hakikaten diye. Yani bunlar güzel alışverişler olur, güzel fikir alışverişleri olur. Yani ben bana geldiyse eğer sevdiğim bir arkadaşımsa. Geçenlerde eleştirdim diye gene bir takipçim de gerçi beni eleştirdi. İşte adliyeye gittim. Kadının bir tanesi bu kadar kalın bacaklarla bir de bu kadar yüksek ayakkabı yüksek ayakkabı giymesin mi demiş. Herkes giysin. Ama işte ben mesela e, metrodan adliyeye giden yolu bilir misiniz bilmiyorum. Anadolu yakasındaki o kadar uzak bir mesafe ki e, zaten büyük alanlar, hastaneler, metrolar saatlerce yürüyeceğiniz o geniş alanlarda çok yüksek ayakkabı giymek gereksiz. Orada ben aslında topuklu ayakkabı giymesine eleştirmedim. Evet yakışmamıştı da. Bunu kötü bir niyete de söylemedim. Ee, bakın bir isim vermiyorum. Bir şahsı burada deklare etmiyoruz. Sadece diyorum ki hanımlar bakın paslaşıyoruz. Burada nasıl olması gerektiğinden konuşuyoruz. Ben kendi adıma e, gündüz adliyeye gideceksen ya da çok fazla yürüyeceksem bu kadar bir ayakkabı giyip e, ne bileyim bacağıma yakışmayan bir renkte çorap giyip ee, ne bileyim çok kısa bir etek giyip bakın yine bir takım şeyleri yanlış anlamaya meyilli konulara giriyorum biliyorum ama yani herkesin kötü bakışlarına maruz kalmaktansa salaş kıyafetimi giyerim, spor ayakkabımı giyerim rahat rahat da o geniş yollarda kendimi eziyet etmeden bedenimi eziyet etmeden yürüyüşümü de yaparım gideceğim yere de giderim ha öyle bir şık giymem gerektiği yerde de çıkar onu da orada giyinirim insanlara şunu öğretmek lazım her yerde giymen gereken kıyafet farklıdır. Alıp düğünde giymen gereken kıyafetle adliyeye gitmemelisin. Bunu söylemene ne sakıncası var? Yani bu bir hoşluktur yani aslında. Bilmiyorsa öğrenebilir, söyleyebilirsin yani. Bir de bizim ülkemizde biliyorsunuz hala bir takım şeyler aşılamamış. Hem diyorsunuz ki erkekler işte taciz ediyor onu diyorsun, bunu diyorsun. Hem de metroya o tıkış tıkış kalabalık ortama bir kadın da kendini taşımayı bilecek. Ya ben özgürüm deyip ne bileyim bu, burada bir etek giyip de metroda o tıkış tıkış alana giriyorsan ya kardeşim metroya bineceğini bilen bir kadın ya bak, o kalabalığı da hesap edecek giyinirken. Bu kötü bir şey mi bunu söylemek? Onun özgürlük alanına girmek mi oluyor? Hayır. Aslında e, yerinde davranmanın onu bir takım şeylerden hem korur, hem bedenini korur, hem rahat eder. Bunu söylemenin ne sıkıntı. Gene giyiyorsa da giysin canım kimsenin. Biz giyimine karışmıyoruz. Ama fikir ve tavsiyede bulunmak suçsa eğer O suçu da işliyorum kardeşim. E, yerine göre davranmak, yerine göre giyinmek e, insanı e, daha güzel ve daha e, ne bileyim kaliteli gösteriyor. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Mesela ben en rahat halimle olmak isterim bir AVM gezeceksem. Ama tabii dert başkaysa millet bana baksın ben dikkat çekeyim derdiyse o ayrı onu bilemem tabii ki her türlü insanda var farklı farklı ama ben e, gezeceğim zaman o çok rahatçıyım Allah'ım hiç önce benim şıklıktan önce rahatlığım önemli yani şıklık ne bileyim bir davettir düğündür dernektir toplantıdır okey ama ben gezeceğim gezeceğim bir yerde bir şeyden fedakarlık ediyorsun. Rahatlı, düz ayakkabıları. Bayılıyorum ya. Ay kadına da çok yakıştırıyorum. O yüzden e, herkes her şeyi yerinde yaparsa hem daha az üzülür hem daha az yorulur. Tight giymesi gereken de giysin. Yakıştıran tabii ki giysin canım. Kim ne diyebilir? Onu da kim çıkarmıştı? Zannedersen Nüket Duru. <laughs> evet Nukhet Turu demişti. İşte kadınlar kalın bacaklarıyla tak diyor falan. Fişman Ay onu da linç ettiler. Bu zamanda da kimseye danacım bir şey söylenmiyor. Hemen seni geçmişinle, meçmişinle bir yerinden bir şey bulup e, yargılıyorlar. E, Nuri Alçom e, işte kötü haberlere itibar etmeyin diye hastaneden bir paylaşımda bulunmuş. Canım benim gayet de iyiyim. Sağlık durumum iyi demiş. E, kendince bir video paylaşmış hastaneden. Evet çok üzücü ya bazen de ünlü olmanın da gerçekten korkunç yanları var. E çünkü bir akrabanız var, eşiniz var, da şu işte başlıkları hemen atıyorlar böyle. Berbat halde, kötü halde, acı haber, kötü haber. Yani yapmayın ölmeden öldürüyorlar, mezara sokuyorlar. Onlar çok çirkin. Ailesi olduğunu, yakınları olduğunu, uzakta bir akrabası olduğunu haber alamadığında böyle basına yansıyan kötü haberlerle panik olmasını düşünerek davranmak lazım aslında. O da işte ben iyiyim, yanlış haberlere itibar etmeyen gibi bir video paylaşmış. Hadise olay bayılıyorum hadiseye Gülşen'e bayramdaki sanatçıların görüntüleri bir bir magazin sayfalarına düşüyor. En çok Gülşeni beğendim. Hadiseyi biraz karışık buldum kıyafetini ama Gülşen kahverengi rengi çok risklidir arkadaşlar. Kahverengi çok sahnede tercih etmezler çünkü nasıl diyeyim bir siyah kadar asil durmaz ara bir renk olduğu için her tende güzel durmaz. Risklidir yani kahverengi giyip şık olabilmek çok zordur. Işığı da iten bir renk ama o kadar yakıştırmış ki modeliyle. Zaten derler ya çuval giyse yakışır. Ee, i̇nanılmaz e, gümşeni çok beğendim. Ee, birazcık hadisede de e, çok enteresan şaşırıyorum. Hadiseyi bir görüyorum çöp gibi bir görüyorum biraz hemen kilo almış. Kıyafetle de alakalı. Giydiğimiz kıyafetler bizi olduğumuzdan bazen farklı gösterebiliyor arkadaşlar. Bu kıyafet çok süplüm süplü kıyafetler birazcık onu iri göstermiş. Geçen gün ne kadar zayıflamış demiştim. Bu şimdi geri mi kilo aldı diye. Ay hadis şeyin güzelliğine nasıl güzel bir vücut. Şimdi bunu göstereceğim bir takipçim var. Sadece ışık gördük diye <laughs> seviyorum onu. Ay buradan selam olsun. Düzenli olarak yorum yazıyor ama e, böyle gösterdim de ama benle dalga geçiyoruz. E, çok güzel gördük diye. Ah görmeyeceğiniz ama ay baksanız da vücuduna e, o kahverengi kıyafetin e, duruşuna inanılmaz yakışmış. Diğer e, ünlüler arasında. Hiçbirinin kıyafetini beğenmedim diyebilirim. En güzel Gülşen'di gene. Gülşen bir de zayıflığıyla, formuyla ilgili de demiş ki doğru ve temiz beslenme çok önemli. Her şey dengede olmalı. Bu benim için artık bir diyet programı değil, hayat biçimi demiş. Herkese öne önerebileceğim tek şey bol bol yürüyün demiş. Ve bol bol da su, iç su için arkadaşlar. Ben de sabahları limonlu ya da sirkeli su içiyorum. Tabi ara vererek sürekli değil. Kür gibi bir 10 gün düşünün mesela. Bir hafta böyle düzenli olarak her sabah e, sirke içmek, limonlu su içmek de metabolizmanız için de iyi olabiliyor. Ya işte bazen kaçırıyoruz. E, aslında e, bırakmıştım tamamen karbonhidrat, ekmek, e, hamurlu, unlu mamulleri. Bu ara iyisi bir aşırıyorum. Ayakta et aramıyorum. Mesela bir ara ben e, e, vejeteryan da takıldım. Yani ne bileyim etten bir mesafeliydim. Çocukluğumda da sevmezdim. Yani etle hiçbir zaman çok ne derler barışık değildim. Ha yiyorum şu anda ama e, olmazsa aramam. Ama hamur işi Allah'ım yarabbim ne bileyim bir ruhta bir varoşluk var benim ruhta demek ki. <laughs> o ekmekten o ne bileyim şeyden hamur işinden bir vazgeçemiyorum ayol. Yani e, 20 gün bir ay tutuyorum özlüyorum özleyince de ama şunu yapıyorum. Yani diyorum ki Sevoş bu sakıncalı, e, tadını çıkarıyorum ama ondan sonra da frene basmam gereken yerde frene basıyorum arkadaşlar. Hiç tüketmemek, yaşam biçimi haline getirmek doğrusu olur. Yani hani arada bir ayda bir yemek tamam okey ama şükür ki şu aralar tatlı krizim yok. Mesela tamam e, ne derler bu ara biraz havur işi gittim, ekmek falan böyle tükettim ama e, gözlemeler falan kaçırdım biraz. <laughs> Ama dengeliyorum ya ben o dengeyi buluyorum. Bir sinyal var bende bakıyorum bir irileştiğimi hissettiğim anda hemen frene basıyorum arkadaşlar. Ee, i̇nci Taneleri tüm hızıyla Dilber Dansı yeniden şakadak şakadak diyorlar. Yeni dansı yeni oyunu. Aynı oyunun hiçbir değişik bana değişik gelmiyor ama Ramazan'da oynayamamıştı. İçine derdi oldu herhalde. Ratingi de yüksek ya Hazar Ergüşlü'nün oyununun. Ayol ayakkabıları bile sponsor olmuş ee, bir ayakkabının yüzü olmuş. O oynadığı ayakkabıların ne alakaysa. Hiç de sevmem öyle pavyon kıyafetleri var ya böyle e, düzgülü müzgülü ama e, yine şakıdık şıkıdık oynadığı kıyafetler TikTok'ta falan fenomen oluyor kadının. Gene döktürmüş. E, yeni şarkı, yeni bilmem ne. Ay acaba çok merak ediyorum Yılmaz Erdoğan'ın yüzünü. Onca alaşağı ettiler adamı demediklerini bırakmadılar. Ay bu zamanda ünlü olmak çok zor. Evimden çıkmıyor. inimden ağrı bir yere gitmiyorum. Bir arkadaşım vardı. Marmaris'te yaşıyor çok severim. Hep öyle konuştuğumuzda derdi ay derdim ona. İninden ağrı her şeyden haberdarsın diye. Şimdi gerçi maşallah e, inimini yok yani büyük bir eve geçti de. Arabımızda öyle bir espriydi arkadaşlar. Ben de eve kapadım. Ay amanın kimsenin ne etlisine ne sürpriz. Kız hiçbir şeyde hevesim kalmadı. Çok enteresan. Ben ki gezmeyi seven, kalabalıklara gireyim isteyen kadın. Böyle bir değiştim anacım. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama hiç hevesim yok. Ne gece çıkasım var, ne bir yere gitmek istiyor. İçimden gelmiyor. Yaşlandım mı yoksa kızım? <laughs> Yok. Yaşam enerjim yüksek ama bunlardan keyif almıyorum artık. Bu tarz yerlere gitmekten, eğlenceden, ondan bundan keyif almıyorum. Kapattım kendimi ve en büyük keyfim köpeklerimle. Ay gene hadi kendime de geçeyim. O sabah bir uyanışımız var. O çocuklarımın beni bir öpüşü sevişi var. Hele kızım Jeylo geliyor inanılır gibi değil. Dudağımın üstüne böyle bir kıvrılıyor. Şöyle ben yatıyorsam mesela onunla uyanıyorum. Böyle geliyor hissediyor benim uyanmama yakın yapıyor. Rahatsız da etmiyor. Sabah bir uyanma saatimiz var. Geliyor göğüslerimin arasını totosunu koyuyor böyle. O yanağını da getiriyor dudağımın üstüne koyuyor. Bazen numara yapıyorum uyanmamış gibi. Böyle bekliyor. Öpersem hoşuna gidiyor. Hemen hiç bırakmayacağım onu. Öyle öpeceğim. O öpmez ama kendini öptürür. Öpüş ol öbürü de öper. Şan elimde. Onlarla öyle bıcır bıcır uyanmak. Ay nasıl güzel bir enerji veriyorlar. Yani güne mutlu başlıyorum onlarla. Yaşam kaynağım. Ee, onları çok seviyorum. Belki de onlar olmasa ben her sabah böyle paldır e, küldür sokağa çıkmam. Biz uyanır uyanmaz bahçedeyiz hemen. Daha yüzümü yıkıyorum, dişimi fırçalıyorum. Havadanak topladığım gibi onları dışarı çıkıyoruz. Ee, Bende çok inanılmaz değişiklikler yarattılar. Benim mutluluğum bu oldu artık. Yani ne bileyim onlara adadım kendimi. E, biraz önce biliyorsunuz şimdi kızı konuşuncası yazık o çocukları için yani e, ki köpeklerime ben bu kadar bağlıyım doğurup bir çocuğum olsa ay de, ölmeyi aklımın uçundan geçiremem diye düşünüyorum Allah kimse yaşatmasın kim bilir neler yaşadı acılarını küçümsemek için söylemiyorum ama ölüm de en e, son çare bile olmamalı yani ne diyorum bitti denen yerden başlayacağınızı hayal etmelisiniz İnter çok gene açtım zamanımı e, internet üzerinde çok fazla artmış arkadaşlar böyle medyumluk falan işte e, aşık etme bilmem ritüeli şudur budur diye bunlara patır patır 550 bin lira ceza kesiliyormuş. Kessinlerdi insanların duygularını sömürmesinler. Yok o büyüsü yok bu büyüsü bereket çağrısı şu susu bu susu çok saçma abuk subuk şeyler ama e, bunların saçma olduğunu da inanın e, eğer bilinçli zihinlerseniz bir takım tecrübelerden sonra anlıyorsunuz. Ne gereksiz şeylermiş. Biz de böyle gençken 20'li yaşlarda fal baktırmak falan. Ha bu eğlencemi ne, eğlencesi neyse okey de böyle ciddi paralar verip de falcı falcı gezmek. Yok onu yapın bunu yapın ne kadar boş işler ve gereksiz işler. Bunu anlayacaklar bir gün o genç heyecanla hormonlarıyla hareket eden hanımlar ya da adamlar kim tercih ediyorsa böyle şeyleri o hormonlarıyla hareket edenler bir gün anlayacaklar ama o anladıkları zaman çok geç olmaz inşallah. Bazıları çok erken fark ediyor. Gereksiz mesai harcamak, başkalarına para kaptırmak ne saçma yok. Düşünsenize birinin yaptığı bir işlemle bir adam beni daha fazla sevecekse ya da birinin yaptığı bir işlemle bir adam bana geri dönecekse dönmesin, olmasın daha iyi aslında ama onları da anlayabiliyorum yaşarken. Şimdi biz tecrübelendik. 20 yaşında, 19 yaşında kız ayrılıyor, hazmedemiyor, üzülüyor. Ay işte beni geri barıştır. Medet umuyor yani. Biten ilişkisinin e, bahanelere sığınmak başarısız insanların maalesef. Ya da kendini kandırmaya çalışmak. Böyle bir teselli oluyor herhalde. Bunu da fırsata çevirenler var. Aman ama dikkat. E, ben zaten böyle e, bir de biliyorsunuz şeyleri çıktı. Application'ları çıktı. İşte falcı bacılar, malcı bacılar gönderiyorsun. İşte 50 lira daha ver o gönder. Ona yorum gönderme <laughs> ne saçma şeyler ama insanlar bunlara da mesai harcıyor. Hmm, çok beğendim. Serenay Sarıkaya New York'ta GQ'nun global kreatif awards etkinliğinin öncesi kırmızı alıdaymış simsiyah siyah bir kıyafet giymiş. Hem onu hem de Hande Erçel'i yermiş. Bilal Özcan da ay silikonlarını sergiliyorlardı. Güzel kadınlar. Şimdi kusur bulmayın silikon, milikon. Yani neticede bir görsel güzellikleri var. Yani bu kadınlara da bok atıyorlar ayol. Biz, ki bize neler söyleseler yani hiç takmayalım. Serenay Sarakaya'ya bile, Hande Erçel'e bile bok atıyorlar. İlik gibi kadınlar. Yani muntazam vücutları var. Yani bir standartın üstünde güzellikleri var. Da bunlara niye daha artık yok silikonlu milikonlu da. Ben silikon da eminim taktırmasa güzeller bu kadınlar diye düşünüyorum hayatım. Ee, hiç böyle negatifte bakamayacağım bu kadar. Hander Çelik'i de beğeniyorum. Serenay Sarıkaya'yı da beğeniyorum ama anasını beğenmiyorum dermişim. <laughs> Bu bayram şeyinde ki hayranımdır. Ajda Pekkan'ın kıyafetini hele hiç beğenmedim. O neydi öyle perde gibi. Perdelere boncuk takarlarda sallarlar ya tülleri her tarafından. Üstü ayrı oynuyor altı ayrı oynuyor. Hiç beğenmedim. Bazen saputluyor Ajda Pekkan'da. Güzel giyinemiyor. Çok kötüydü. İrem Derici'yi de beğenmedim. Ee, simgeyi de çok Hönk e, <laughs> diye açık olunca Güzel durmuyor Önüme geçenlerden bakıyorum Bir tek Gülşen'i beğendim valla muhteşemdi Bu arada e, Çok kızardım e, Selçuk Ural'ın Hakan Ural hakkındaki e, Benim öyle bir oğlum yok deyince Ne gaddar ne zalim derdim kızardım ama Şu Hakan Ural'ın da son yaptıklarından sonra Adam ona hak vermiyor değilim Oğlan da çok fırıldak ya Yine gündem olmuş devlet erkanı da bizi barıştırmak istedi ama benim bir tek kızım var. Öyle bir oğlum yok gibi açıklamaları var. Gene de doğru değil ya. Hiçbir evlat çocuğuna bunu yaşat ama hiçbir baba çocuğuna bunu yaşatmamalı. Yani ne kadar sevmesek de gene de doğru bulmuyorum. E, gerekçe ne olursa olsun İbrahim Tatlıses'e kızıyoruz. Oğlu bakın hastanede falan bayramlaşmadılar bile. İşte o olaylardan dolayı baba da babalığını bilecek ya. Affetmeyi bilecek. Affedici olacak. Yani neticede kanın canındır. Ee, bu kadar da e, ne derler ölümüne kin tutmanın da ben doğru olmadığını düşünüyorum. Aleyna Tilki de ağlanıyor da ama hiç boş kalmıyor. Konser konser koşuyor. Konserlerim etkili e, engelleniyor diyordu ama hiç de engelleme falan olmadı diye düşünüyorum. Hemen devam etmek istiyorum kısa kısa haberlerime. Ee, yine birkaç haberim var yazık bu Elif Karlı da kocasını kaybetti Cengiz Bey'i biliyorsunuz pişmanlığım diyor onunla ilgili çok üzüntülü. Hadi e, gene Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu ile ilgili haberler var ama bu haberlere girersem çıkamayız. Bu haberler de çok enteresan. Bunu yarına bırakmak istiyorum o zaman arkadaşlar. Yarın Metin Akpınar olayını konuşuruz. Bugünlük sebaşınızdan bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Güzel yorumlarınızda çok mutlu oluyorum. E bu kadar izlediniz madem ayol Patlatıyorsunuz like'ınızı, abone değilseniz abone oluyorsunuz, sevoşunuzu mutlu ediyorsunuz. Yarın görüşene dek, hoşçakalın, mutlu kalın, hepsi sevoşla kalın.